Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 2 Şubat Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, İzmir'de 6 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Bir altınımız olacak. Akabinde de Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız. Onun da çalışmalarına başladık. Yavaş yavaş sizlerle buluşturacağız. Bugün erken geldik. Videomuzu da atamadık sevgili dostlar. Kusura bakmayın. İş yerinden sizlere seslenmek durumundayım. Evet, İzmir'le başlayalım. Birinci koşuyla bir maiden koşu. 4 yaşlı Arapların 1900 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız yer alacak. Evet, ben burada son yaptığı 2 yarışında da 3.lükle ayrılan Antalya'da 1700'ü son koşusunda iyi bir 3.lükle ayrıldı. Antalya'ya gitmeden önce 1900'de güzel bir 3.lük elde eden Varlıklı Şah diyeceğim ben. Mertcan Çelik'te 8 nolu safkamızı ilk tercihim. İkinci atım 5 nolu Özünkaya mutlaka değerlendirmemizin içinde olacak. Müslüm Baydan'la etkili koşacaktır. O da yaptı son 1400'de. Güzel bir ikincilik elde etti. Mesafe uzasa da iyi koşacaktır. Sonradan 3 nolu safkanımız Nevzat Avcı ile ilk defa buluştu. O da 2 yarış görmüştü. Kötü performans sergiledi. Arka arkaya İzmir'de 1200 ve 1400'de güzel bir 3.lük elde etti. 3'ü de ayırt etmeyeceğiz. Ve de 1 nolu Beliz Ali diyeceğiz. Eray Çizik'le o da ilk defa buluştu. Etkili koşmasını bekleyelim. Bu 4 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 8, 5, 3, 1 benim sıralamam altılı kayanımızın ilk kayanda. Evet, ikinci koşumuz 4 yaşlı Araplar handikap 14 1600 metre kum. 9 safkanımız yer alacak burada. Yani burası da bir sürprize müsait gibi görünen bir koşu sevgili dostlar. Benim burada ilk tercihim 1 nolu safkanımız Can Geldi. Nevzat Avcı ile start alacak. O da devamlı 1200'de mücadele etti ama. Selamünaleyküm. Aleyküm. Benim çakmağı yürüttüler. Yok. Yani şimdi çıkacağı uzun mesafede yine etkili koşacaktır. İlk tercihim benim 1 nolu Can Geldi olacak. İkinci atımız 2 nolu Cesur Rüzgar Eray Çizik'le. O da son yaptığı koşunu iyi bir koşu çıkarttı. Bu mesafede Eray Çizik'le kazanma başarısı gösterdi. O zaman için sağ suluydu. İyi bir koşu çıkarttı. Sonlarda gücünü attırarak orta mesafede İyi bir başlangıç yaptı. Yani güzel bir bitiriş yaptı. Koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine etkili koşacaktır. Yeninoğlu safkanımız Taşkalp. Bu safkana da dikkat. Mustafa Çiçek de start alıyor. Son yaptığı 1900'de. O da Nevzat Avcı ile start almıştı. Yakınlara bir 3.lükle ayrıldı. Şimdi Mustafa Çiçek'e teslim edilen 7'yi de eksik etmeyeceğiz. Ve de son olarak da 5 nolu safkanı Yalnız Ay Ali Yıldız'la yaptığı son koşusunda o da 1900'e uzun bir çıktı. Liderliği aldı. Sonuna kadar dilendi. Nemli bir pistti. Ama Yalnız Ay Ali Yıldız'a gelip fotoya uzanmasını bilmişti. Yarın da bunu başarabilir. Burun'la da kazanmıştı o gün için. 5'i de eksik etmeyeceğim. 1, 2, 7 ve 5 benim bu koştaki sıralamam. Evet, 3. koşumuza devam edelim. 4 rekoru Arapların kısa vade 8-1 mücadelesi 2100 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. Evet, burada Mustafa Çiçek de pıtır. Aradan sonra bir yarış gördü. Grup 3'te 1600'de. Yani o zaman biliyorsunuz Can Mete vardı. Oğlum Serkan, Toraman Kaya, Kardeş Can. Yani bunlarla da mücadele etti. Aradan sonra yarış gördü. Ben iyi bir yarış çıkarttığını düşünüyorum. 4.lükte ayrıldı ama grup gerçekten onun için aradan sonra gelmesi bir kötü performans sergilemedi aslında. Grup 10 için birazcık ağır gelmişti. Birazcık tempo yapmış olsa, yani şöyle yarış görmüş olsaydı kafa kafaya bir mücadele olacağını düşünüyordum ben o gün için. Ben pıtırla başlayacağım. 8 nolu safkanımız. Sonra 2 nolu Bombacan. 3 nolu safkanımız Çelik Kalkan. 7 nolu safkanımız Ortaylı. Ve de 6 nolu Mübariz'de Özcan Yıldırım'la çok dikkat diyeceğim. 8, 2, 3, 7, 6 benim 3. koştaki sıralamam.
Evet, dördüncü koşumuz. 3 yaşlı İngilizler şartlı 4 dişlere mahsus bir koşu. 1400 metre kuma çıkacaklar. 6 safkanımız yer alıyor. Evet, burada Secret Ada Özcan Yıldırım'la zaten 3 yarış gördü. İkisini Özcan'la zaten 2 yarışında üst üste Özcan'la kazandı. Yine koşun en şanslı ismi olacaktır. Ve de koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim İzmir'de 4. koşuda sığınma limanım bir nolu Secret Ada olacaktır. Evet, bunun arkasında ikili denecek arkadaşlar için 2 nolu safkanımız Ali Yıldız'la ve de 4 nolu safkanımızda bağlı bir ikili değerlendirebilirler. 1 nolu safkanımız bankomuz olacak. Evet, 5. koşumuza devam edelim. Şartlı 3 bir mücadele. 4 Vekor İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 7 safkanımız yer alacak. Evet, bu koşuda da 2 safkan arasında geçmesini bekleyelim. Bir koşu onlar kim? 3 nolu Gurme Muhammed Birbilgin'le ve de 5 nolu safkanımız Nevzet Avcı'yla yaptığı son ikinciliği tatminkar buldum. İlk koşacaktır. Yani 3 ve 5, yani burada ayrımsız yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. Bu iki safkan yeterli olacaktır bu koşu için. Evet, 6. koşumuza geçelim. Altılı gayemizin son ayağı. 4 Vekora İngilizlerin handikap 21 bin mücadelesi var. 2000 metre kuma çıkacaklar. Evet, burada yani baktığım zaman Baş Dener Gökhan Gökçe ile sırtan bir safkanımız yaptı ilk koşusunda. Bir ikincilik, son koşusunda da bir birincilik hanesini yazdırdı bu mesafede şartlı 3'te. Yine koşunun şanslı ismi olacağını düşündüğüm benim 8 nolu safkanımız Gökhan Gökçe ile ilk tercihim. İkinci atın 5 nolu Dabbe mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 7 nolu safkanım Ayvalık Ateşi, 3 nolu safkanımız Zlatibor ve 1 nolu Dembe diyeceğiz. Eray Çizik'le 8, 5, 7, 3, 1 benim altılı gayemizin son ayına tekabül eden bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Yani İzmir'de baktığımızda 6 koşulu bir program. Yani basit görünen bir program ama para verecek bir program sevgili dostlar. Bunu dile getireyim. Sizin de tabii ki tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin. Benim fazla yerde geçtiğim safkanlar olabilir. Diyeceksiniz abi, burada bu iki safkan yetirebilir. Bütçemiz doğrultusunda değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Buyur abicim. Nasıl abi? İyi, sağ ol, sen ne abi? Yani benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kocaeli programımızda ilerleyen dakikalarda, saatlerde sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Allah'a ısmarladık.